Merhabalar, yeni birlikteyiz. Ben İbrahim Kılıç. Çıkmış sınav soru çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Bu dersimizde 2015 yılının eski Türkçe sorularını çözeceğiz. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Evet, birinci soruya geldiğimiz zaman 2015 yılında Çağatayca yazılmış bu dizilerde alt çizili sözcüklerdeki ek hangisidir diye sormuştu. Baktığımız zaman burada gördüğümüz sevgen kelimesini hemen şuraya yazalım. Yani sevgen dediğimiz seven demektir. Kısacası burada gördüğümüz gangeniki, an en diye bildiğimiz sıfat bilekliğinden başkası değildir. Yine gördüğümüz zaman Yusuf alar halını körgen zaman yani gören zaman diyor. Dolayısıyla bakın burada da aynı şekilde gangeneki diye bildiğimiz ekimiz bugün kullandığımız anası mezar dikecekmiş eklerinden olan an ekinden başkası değildir. Zamanla bu g'ler ne olacaktır? Düşecektir. Tabii hatırlarsanız ta Karanlıca'ya doğru gittiğimiz zaman da oku gan eşit gen diye bildiğimiz gangenik eki sıfat veriki olaraktan kullanmıştı. Ondan sonraki sürece gittiğimiz zaman Karanlıca'nın devamı olan Harezmce'de, keza Çağatayca'ya geldiğimiz zaman da işte bu örneklerde olduğu gibi gangenekini gördüğümüz zaman ne diye alacağız? Sıfat fiil eki olaraktan alacağız. Gelelim ikinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi eski Uygur Türkçesi dönemine aittir diye sormuş. Sevgili gençler, bugün Uygur dönemine gittiğimiz zaman Sine Uşi yazıtlarından Karabasagun yazıtlarına, yine Suçi yazıtlarından Samon Seyrev yazıtlarına, Tes yazıtı, yine Gurbaçin yazıtları diye bildiğimiz yazıtlar Uygurlar döneminin Birinci Uygur Kağanlı dönemine ait olan taş yazıtlar arasında yer almıştır. Ve edebiyatımızda ilk çeviri faaliyetlerinin başladığı dönem bilindiği gibi Uygur Türkçesi dönemi olmuş. Zaten Orta Asya'da ilk kez din değiştiren, ilk kez birden fazla alfabeyi kullanan toplum Uygur Devleti olmuş. Bugün Budizm ya da Manahizm dinine ait olan birçok eserin Uygurlar zamanında çeviri yoluyla verildiğini biliyoruz. Ne gibi? İşte Manahizm edebiyata ait olan İki Yıldız Nom gibi. Keza Huan Stuanif adını verdiğimiz uzunca Tövbe kitabı gibi kitaplar Uygurların çeviri faaliyetlerinin başlangıcını oluşturmuş. Yine Budist Uygur edebiyatına gittiğimiz zaman hatırlayalım. O dönemde gerek Çince'den, gerek Toharca'dan ve Sanskritçe'den Budizmle ilgili kaynaklar çevriliyordu. Ne gibi? Altun Yoruk, Sekiz Hükmet, işte Mahit Resimit, keza Kuan Shin Pusar, Kalyanam Kara, Papam Kara hikayesi gibi hikayelerden bahsediyorum. Sevgili gençler, işte ilk çeviri faaliyetlerinin olduğu dönem Uygurlar zamanıdır. Bugün bir Buda adayı diye bildiğimiz Maitre'nin Nirvana'ya çıkarak insanlara Nirvana yolunu göstermeye çalışması, insanlara yardım etmesini konu alan aynı zamanda körünçlük eserlerden biri diye saydığımız ne demek körünçlük eser? Yani tiyatro türünden saydığımız bu eser Budist Uygur edebiyatına ait olan eski eserlerden birisi olmuş. Peki Uygurlar bunu nereden çevirmişler? Uygurlar bunu Toharcı'dan çevirmişler. Sevgili gençler, Mahit Simit aynı zamanda bir sudur örneğidir. Aynı zamanda bir masal olduğu için çatik olma özelliği de sahiptir. Yani hem çatik hem de sudur özelliğine sahip olan tek kitap Mahit İsimit adını verdiğimiz Toharcı'dan çevrilen eseri olmuş. Peki nereye aitmiş? Budist Uygur edebiyatına aitmiş. Divan Hikmet'e geldiğimiz zaman Karahanlı Sahası'nın son kitabı olaraktan bildiğimiz bir eserdir biliyorsunuz. Karahanlı Sahası'nın son kitabı olaraktan dikkat çeker. Codex Cumanicus bugün Kıpçakçayı en iyi karakterize eden sözlük olma özelliğine sahiptir. Bir önemli bilgi. İçerisinde Hristiyanlık dinine ait ilahiler, Hristiyanlık dinine ait tabirler görürseniz o metin kodeksten alınmıştır. Ne gibi? Meryem gibi, Maria gibi, Ave gibi, Kristus gibi Hristiyanlık dinine ait olan metinleri sadece kodeks ya da Codex Cumanicus diye bildiğimiz Kıpçaklara ait olan bu sözlükte görüyoruz. Kutadgu Birik Karahanlı sahası olduğu için yine cevap olmayacaktır. Bu arada Türk tarihinin ilk şiir kitabı Kutadgu Birik'tir. Türk tarihinin ilk İslami şairi Yusuf Has Hacip'tir. Türk tarihinin İslamiyet'i kabul ettikten sonra yazılmış olan ilk kitabı Kutadgu Birik olacaktır. Bizim İslamiyet'ten önceki dönemde herhangi bir şiir kitabımız yok. Sadece şiir metinlerimiz vardır. Muhabbetname'ye geldiğimiz zaman ise bu da Harizm sahasına ait olup Harizmi tarafından yazılmış olan 11 mektuptan oluşan 11 mektuptan oluşan bir mektup tarzındaki mesnevi olma özelliğine sahiptir. Yani dini tasavvufi bir eser olup yazarı da Harizmi diye bildiğimiz yazar olmuştur. Sevgili gençler, işte Uygur dönemine ait Mahit Resimit, Altun Yörük, Sekiz Hükmek, Kuan Şin Pusar, keza İki Yıldız Nom gibi kitapları unutmayalım. Geldik bir gramer sorusuna. Parçadaki küçük kelimesi, küçük bir defa az demek. Kelime anlamı az. Yani çok az anlamına gelen bir sözcük. Türü nedir diye sormuş. Bakın, şöyle olsaydı, İlgeri Şantun yazı, yani Şantun Ovası'na kadar diyor ordu sevk ettim. Denize kadar diyor durmadım diyor. Yine bir geri Tokuz Esing'e kadar diyor ordu sevk ettim diyor. Tibet'e kadar diyor yani Tibet'e kadar diyor az demeden durmadım diyor. Şuradaki küçük tekmedim. Yine küçük tekmedim derken
az durmadım ya da az demedim gibi kullanmış. Dolayısıyla da bu örneğe gittiğimiz zaman zaten fiilin önüne gelen bir sözcük olduğu için burada zarf görevinde kullanılan bir sözcük olmuştur. Doğru seçenekli ÖSYM tarafından ne verilmişti? B şıkkı olaraktan verilmişti. Geldik dördüncü soruya. Arkadaşlarımızın kimisi geldi cümlesinde altı sözcükte görülen şekilsel durum hangisinde kaç tane vardır diye sormuş. Bakın, biz de ek yığılmasından birazcık bahsedelim. Sevgili gençler, ek yığılması. Ek yığılması ne demek? Aynı eklerin ya da aynı görevdeki eklerin üst üste gelmesi durumundan bahsediyoruz. Türk dilinin bugün har eki yığılması olan tek kelimesi, har eki yığılması olan tek kelimesi Uygur Türkçesinde gördüğümüz muntata kelimesi olmuştur. Yani iki tane har eki üst üste gelmiştir. Bizim dilimizde başka bir yerde har eki yığılması falan yoktur. Sadece bir kelimede Uygurlar zamanına ait olan bu kelimede bir har eki yığılması olmuş. Peki iyelik eki yığılması nerede var? İyelik eki yığılması da bakın ya birisi kelimesinde var. Birisi kelimesinde iki tane iyelik ekimiz üst üste gelmiş. Yine aynı zamanda kimisi kelimesi diye bildiğimiz bu kelimede de iki tane i üst üste gelmiş, değil mi? İki tane kelime üst üste gelmiş. İşte Türkçemizde sadece üç kelimede gördüğümüz ek yığılması. Bir tanesi muntada kelimesinde gördüğümüz hareki yığılması. Bir de birisi ve kimisi kelimesinde gördüğümüz iyelik eki yığılmasından başkası değildir. Metne döndüğümüz zaman. İşte burada gördüğümüz birisinin kelimesindeki iki tane i iyelik eki olduğu için bir ek yığılmasıdır. Yine muntada kelimesine geldiğimiz zaman burada da tağlar ve dağlar har eki yığılması olduğu için başka da örneği yoktur. Doğru seçeneğimiz burada Bursa olacaktır. Soru 5. Kutadgu Bilig'in ele geçen nüshaları hangisinde doğru olaraktan verilmiş? Sevgili gençler, bugün Kutadgu Bilig'in 3 tane nüshası vardır. Nedir bunlar? 1, 2, 3. Bir tanesi bildiğimiz Herat nüshası diye adlandırdığımız ya da bir başka deyişle Viyana nüshası diye bildiğimiz nüshası olmuş. Viyana. İkinci nüshamız Mısır nüshası diye bildiğimiz ya da başka bir deyişle Kahire nüshası olarak adlandırdığımız nüsha olmuştur. Son bulunan nüsha ise Zeki Velidi Togan'ın bulmuş olduğu Fergana nüshasından başkası değildir. Yani bugün Kutadgu Bilig'in ele geçen sadece 3 tane nüshası var. Bunlardan Herat ya da Viyana nüshası diye bildiğimiz nüsha Uygur abebesiyle yazılırken Mısır nüshası Arap abebesiyle yine Fergana nüshası da Arap abebesiyle yazılmış olan nüshalar arasında yer almış. Buradan gidersek doğru seçeneğimizin Denizli'de gördüğümüz Viyana, Fergana ve Mısır nüshaları olan seçenek olduğunu görmekteyiz. Sevgili gençler, Atabetül Akayık'ın 4 nüshası vardır. Nedir bunlar? Semerkant nüshası 1, Topkapı nüshası 2, Uzun Köprülü nüshası 3, bir de hangi nüshamız vardır? Ayasofya nüshası diye bildiğimiz nüshamız vardır. Yani bugün Atabetül Akayık'ın 4 nüshası, Kutadgu Bilig'in ise 3 nüshası varmış. Kutadgu Bilig'in ilk nüshası Viyana ya da Herat nüshası diye bildiğimiz Uygur abebesiyle yazılan nüsha olmuştur. Soru 6. Parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemin türü bakımından farklıdır? Sevgili gençler, eğer bizi yüklemine göre ya da yüklemin türüne göre sorarsa o yüklemimiz ya isimdir ya da o yüklemimiz ne olması lazım? Fiil olması lazım. Eğer bize yüklemin yerine göre sorarsa yani yüklem devrik mi ya da kurallı mı diye bakacağız ama yok. Yüklemine göre derse, yüklemin türüne göre diye sorarsa yüklem kız mı oğlan mı diye bakacağız. Yani yüklem isim mi, fiil mi diye bakacağız. Bakın birinci cümleye gidelim. Resul Aleyhisselam zamanına yakın Bayat boyundan Korkut Ata derler bir er koptu. Buranın yüklemi koptu. Kopmak fiil cümlesi. Oğuz'un o kişi tamamen bilicisiydi diyor. Bakın bilici kelimesi bilmekten bilici. Kelimenin son hali nedir? İsim. O zaman isim cümlesi olarak alacağız. Ne derse olurdu diyor. Bakın olmak fiil cümlesidir. Gayıptan türlü haber söylerdi diyor. Söylemek yine fiil cümlesi. Beşe geldiğimiz zaman hatta da onun gönlüne ilham ederdi diyor. İlham etmek de yardımcı eylemle kurulmuş olan bir fiil cümlesi olduğu görülüyor. Yani 1, 3, 4 ve 5 numaralı cümlelerin yüklemleri fiil, 2 numaralı cümlenin yüklemi ise bilici kelimesi isim olduğundan dolayı B şıkkı olarak vereceğiz. Soru 7. Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sonraki dönemlerde ses düşmesi olmamıştır? Sevgili gençler, bodluk kelimesini şuraya ayırdığımız zaman, şöyle yazalım, boylu olaraktan değişecek. Yani ne olacak? Bir D'ye değişmesi meydana gelecektir bu bir. Yine G dökülmesi olacaktır etti iki. Burada bir ses değişimi olacak. Erse kelimesine geldiğimiz zaman ise bugün erti, ermiş, erser diye bildiğimiz Göktürk, Uygur, Karahanlı ve Halezm zamanlarındaki bu ek fiil zamanla ne olacaktır? İse şeklinde gelecektir. Yani ne olacaktır? Bir R düşmesi meydana gelecektir. Yine yüzlük kelimesindeki G. Kelime sonlarındaki G'lerin dökülmesi biliyorsunuz. Halezmci'den başlayıp Eyahati dönemleri, keza Çağatay ve Kıpçak dönemlerinde devam etmiştir. Bu nedenle de biz bu G'leri de ne yapacağız? Düşme olaraktan alacağız.
Devam edelim. Bulgaşık, yani bildiğimiz bulaşık kelimesi. Kızların çok sevdiği bulaşık kelimesi. Onu da yazalım isterseniz. Bu kelime ne olacaktır? Bulaşık halini alacaktır. Bildiğimiz bulaşık. Yani orada ne meydana gelecektir? Bir G düşmesi meydana gelecektir. Dolayısıyla da bakın Edirne, Ceyhan, Bursa ve Ankara'da ses düşmesi olurken sözlese kelimesi ne olacaktır? Sadece söylese halini alacaktır. Yani kısacası burada bir düşme değil, sadece bir Z ile Y'nin yer değiştirmesi olacaktır. Yani herhangi bir ses düşmesi meydana gelmemiştir. Soru 8. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde belirtme haleki kullanılmamıştır? Sevgili gençler, ÖSYM'nin yine sorabileceği soru tiplerinden birisiydi ve bunu da yine 2015 yılının ÖABT sorusu olaraktan bize sormuştu. Peki bizim belirtme haleklerimiz nelerdi bir yazalım. Ta Göktürkçeden beri getirdiğimiz G sesi, ık sesi, keza N sesi, onun yanı sıra N sesi ve İ sesi belirtme hareketi olarak kullanılmış. Örnekler üzerinde çekimlemek gerekirse, kişik kelimesinin sonunda gördüğümüz G sesi kişi anlamına geldiği için bir belirtme hareketidir. Yine devam edelim. Bodunuk kelimesinin üstünde gördüğümüz uk sesi bir belirtme hareketidir. Yani halkları demek istiyor. N'ya geldiğimiz zaman her zaman söylüyorum. Gerek eski Türkçenin gerekse Orta Türkçe döneminin en işlek belirtme hareketi N diyebildiğimiz belirtme hareketi olmuş. Onu genellikle özne gibi zamirlerde, yine bunu diyebildiğimiz zamirlerde ne yapıyoruz? Görmüş oluyoruz. Bildiğimiz bunu kelimesinde. Peki iyi gelelim. İ'nin de belirtme hareketi olaraktan kullanılması genellikle beni ve seni kelimelerinde gördüğümüz bir kullanımı olmuş. Yani bildiğimiz kişi zamirleri diye adlandırdığımız ben ve sen zamirlerinin arkasındaki i'ler bir belirtme hareketi olarak kullanılmış. Peki neye gelelim? Sevgili gençler, n'nin belirtme hareketi olabilmesi için önünde bir i sesinin olması lazım. Kaçıncı i? Üçüncü tekil şahıs ileri gekinin olması lazım. Üçüncü tekil şahıs ileri gekinin olması gerekiyor. Yani şöyle bir örnek verelim. A'nın tilin örneğini yazarsak. A'nın tilin. Yani onun dilini demek istiyor. Önce yerik, sonra ne geliyor. Bakın, N'nin Türkçe'de belirtme hareketi olarak kullanılabilmesi için sevgili gençler, mutlaka o N'den önce bir İ sesine ihtiyacımız varmış. İşte yazdığımız tarih sürecin belirtme hareketleri bunlar. A'ya gittiğimiz zaman A şıkkındaki bize kelimesindeki İ sesi bir belirtme hareketidir. Yine bize kelimesindeki İ sesi bir belirtme hareketi. B'ye geldik. Bu yolda sermaye, sağlık, kardeş, dahi munis olacak iyi yolda. Sıfır. Herhangi bir belirtme hareketi yok. C'ye geldiğimiz zaman veli Tanrı rızasını diyor ya, şuradaki n bir belirtme hareketidir. Bakın şurada gördüğümüz n belirtme hareketini kullanmış. Hatta gönlün derken buradaki ün ikimizin de ikinci tekil şahıs iyili iki olduğunu görüyoruz. Zaten kuyruklu gördüğümüz n sesi bizi genellikle ikinci tekil şahıs iyili ikine götürecek. Ve bu örnekte C şıkkında rızasını kelimesindeki s ikimiz iyili ikidir. Orada gördüğümüz n da belirtme hareketi olarak kullanılmış. Denizli'ye geldik. Dediklerini derken bakın burada gördüğümüz İ sesimiz belirtme hareketidir. Neden? Yazıyorum buraya. Dedik. Şu di'yi ayıralım. Dedik kelimesi. Ler çoğul iki. Şurada gördüğümüz ün kuyruklusu ileri geki. Burada gördüğümüz İ de belirtme hareketi olarak kullanılmış. Yani demek ki burada bir belirtme hareketimiz mevcut mu? Mevcut. Edirne'ye geldiğimiz zaman ilahi sana sığındım elim al. Seni gerek gerekmez mirk ilim al demiş. Şurada gördüğümüz beni, seni, bizi kelimelerindeki iler belirtme hareketi olaraktan kullanılmıştır. Görüldüğü gibi oldukça kolay, oldukça basit bir soruydu. Yani 2015 yılının birçok edebiyat öğretmeninin sınavdayken yapmış olduğu sorulardan bir tanesi bu soru olmuştu. Geldik 9. soruya. Hangisinde yeterlilik anlamı yoktur? Sevgili gençler, işin pratik kısmına gitmemiz gerekirse. Bugün biz yeterlilik fiili olaraktan ne kullanıyoruz? E bilmek diye bildiğimiz bir fiil kullanıyoruz. Peki bunun olumsuzunu yaparken nasıl yapıyoruz? Örnek vermek gerekirse. Tutamam diye bir örnek yazmak istiyorum. Tutamam. Şöyle yazdım. Bunun olumsuzu nedir? Tutabilirim değil mi? Tutabilirim. Dikkat ederseniz ma'dan önce bir a varsa bilin ki o bildiğimiz ae, yani yeterlik fiiline ait olan bir ae olacaktır. Keza mesela bir başka örnek yazalım. Bilemez örneğini yazmak istiyorum. Bilemez örneğinin olumlusu nedir? Bilebilir şeklindedir. Bilebilir. İşte e bilmek diye bildiğimiz yeterlik fiilini burada kullandık. İşte ma'dan önce bir ae varsa bilin ki o bir yeterlik fiili olacaktır. İşte burada gördüğümüz zaman birinci örneğe gidelim. Bilmezem örneğinde bilmek fiil kökü mazdan önce bir i var. Yani o bildiğimiz bilemez, bilebilir. Yani e değişimi. Bunu aldık. Kılmazam dediğimiz zaman mazdan önce şunun kökü kılmak fiili zaten. Kılmaktan önce gördüğümüz o ı sesi aslında yeterlik fiil olaraktan almamız gereken bir ses olacaktır. Varımazam dediğimiz zaman yine varmak kökünden sonra ı var. Bulumazam dediğimiz zaman bulmak kökünden sonra ı var. Ancak 5'e geldiğimiz zaman zaten kelimenin kökü nedir? Tanımaktır. Burası komple bir kök olduğu için bu ı ayrılmadığından dolayı
Burada yeterlik fiili değildir. Doğru seçeneğimiz de Edirne olacaktır. Geldik 10. soruya. Aşağıdakilerden hangisi eski Anadolu Türkçesi döneminde hem Doğu hem de Batı Türkçesinin dil özelliklerini gösteren eserler arasında kabul edilmektedir diye sormuş. Yani aslında bize ÖSYM neyi sormuş? Karışık dilli eserleri sormuş. Sevgili gençler, bugün 12. ve 13. yüzyıllarda Anadolu'da vücuda getirilmiş olan karışık dilli eserlerimizin olduğunu biliyorsunuz. Bu eserlere gittiğimiz zaman bunlar arasında işte Behçetül Hadayık diye bildiğimiz bir eser var mı? Var. Onu yazalım. Behçetül Hadayık. Yine Kuduri tercümesi adını bildiğimiz bir eser. Keza Kitab-ı Feraiz adını bildiğimiz eser. Kitab-ı Feraiz. Kitab-ı Gunya. Kitab-ı Gunya adını bildiğimiz eser. Ve Şair Ali tarafından yazılmış olan bir de eser daha vardı. Şimdi neyse, bu eserleri incelediğimiz zaman karışık dilli eserlerin genellikle nesir türünde eserler olduğunu unutmayacağız. Bunlar hem Doğu Türkçesinin hem de Batı Türkçesinin özelliklerini taşıyan eserlerdir. Bu nedenle de B şıkkında gördüğümüz Behçetül Hadayık bugün Anadolu sahasına gittiğimiz zaman karışık dilli eserlerin en eskilerinden birisi olarak da kabul edilmektedir. Tabii bunun dışında işte gerek miras dağılımı ile ilgili yazılmış olan Kitab-ı Feraiz gibi, Kitab-ı Gunya gibi eserleri unutmayacağız. Kuduri tercümesi de yine bu karışık dilli eserler arasında yer almış. A şıkkında gördüğümüz Hüsnü Beşir'in, yine C'deki İskendername, Denizli'de Gülşehir'e ait olan Mantıkul Tayır Çevisi, Edirne'deki Danışmetname gibi eserler Doğu Türkçesinin değil tamamıyla Batı Türkçesinin, yani eski Anadolu Türkçesinin dil özelliklerini taşıdıkları için cevap olamazlardı. Artık sıradaki soru ne? Artık sıradaki soru şu. Aşağıdakilerden hangisi karışık dilli eserlerin ses özelliklerinden ya da biçim özelliklerinden biri değildir sorusu beklediğimiz yegane soru. Ona göre hazırlığınızı yapın. Kitabımızda, video derslerimizde, uzaktan eğitim derslerimizde bunlardan sık sık bahsetmiştim. Artık karışık dilli eserleri bir daha soracağını zannetmiyorum. Sorabileceği soru neymiş? Karışık dilli eserlerin dil veya da ses özelliklerinden biri değildir sorusunu bekliyoruz. Geldik 11. soruya. Bugün tarihi Batı Oğuz Türkçesinde kullanılan aşağıdaki eklerden hangisi buna bir örnek olaraktan gösterebilir demiş. Bugün bağımsız sözcükler olaraktan kullanılan bazı biçim birimler zamanla çeşitli ses evrelerini geçirip ses değişikliğine uğradıktan sonra bağımlı biçim birim haline gelirler. Sevgili arkadaşlar, hakkında en fazla makale yazılan ekimiz bugün yor eki diye bildiğimiz eki olmuş. Yani 24 tane makale yazılmış. Bugün acak ya da ıcak diye bildiğimiz ek eski Anadolu Türkçesinden itibaren gördüğümüz bir ek değil midir? Evet. Osmanlıca da gelecek zaman eki olaraktan kullanılmaya devam etmiş. Mış eki 8. yüzyıldan 2023'e kadar hep mış mış diye devam etmiş. Herhangi bir değişikliğe uğramamış. Yine belirli geçmiş zaman diye bildiğimiz dıdı diye bildiğimiz bu ek 8. yüzyıldan 2023'e kadar herhangi bir değişikliğe uğramadan devam etmiş. Bunları eliyorum. Er diye bildiğimiz geniş zaman eki bir değişikliğe uğradı mı? Hayır. Peki, ta ki eski zamandan yani eski Türkçeden beri gördüğümüz yor eki aslında şöyleydi. Yani yoruyur erti şeklinde. Yani yürüyordu gibi. Bakın başlangıçta bir fiil iken yani bağımsız bir kelime iken bugün yor eki Osmanlı Türkçesinden itibaren ne haline gelmiştir? Bir şimdiki zaman haline gelmiştir. Zaten bunu söylüyor. Yani diyor ki hangisinde diyor başlangıçta diyor bağımsız bir sözcük iken zamanla bağımlı bir biçim birimi yani ek durumuna gelmiştir. İşte o da bizim bildiğimiz yor ekinden başkası değildir. Geldik 12. soruya. Bu da yine o dönemin güzel sorularından birisiydi 2015 yılının. Parçadaki numaralandırılmış cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır sorusunu sakın metne geçmeyelim. Şıklardan gideceğiz. Birinci cümlede sıfat fiil grubu kullanmıştır. Bakalım sıfat fiilimiz var mı? Kasırganın merkezinde genişliği 30-50 kilometreye ulaşan, bakın anası mezar dikecekmiş. Bunu bulduk. İkinci cümlenin üyelerinin dizilişi birinci cümleyle aynıdır demiş. Hemen onu da kontrol edelim arkadaşlar. Kasırganın merkezinde genişliği 30 ile 50 kilometreye ulaşan bir hava sütunu bulunur demiş. Bakın, şurayı bir yüklem olaraktan düşünürsek, burası bir yüklem. Peki nerede bulunur? Kasırganın merkezinde. Ne bulunur? Genişliği 30 ile 50 kilometreye ulaşan bir hava sütunu. Yani burası dolaylı tümleç, burası özne, sözlü özne, burası da yüklemi olmuş. Devam ediyorum. İkinci cümleye geldiğimiz zaman, bu sütuna, burası dolaylı tümleç, kasırganın gözü denir. Denir yüklem, ne denir? Kasırganın gözü denir. Burası da yine özne gibi. İşte görüldüğü gibi ikinci cümlenin öğelerinin dizilişiyle birinci cümlenin öğelerinin dizilişi aynı. Üçüncü cümlede birden fazla isim tanımlaması vardır diyor. Bakalım. Burada açılan hava akşamları vardır ve rüzgarın hızı azdır demiş. Burada açılan hava akımları. Bakın burada gördüğümüz hava akımları bir belirtili isim tanımlaması. Burada gördüğümüz rüzgarın hızı da yine bir belirtili isim tanımlaması. Yani metinde hem belirtili hem de belirtisiz olmak üzere birden fazla isim tanımlamasına ne yapılmıştır? Yer verilmiştir. Dördüncü cümlede belirtili isim tanımlaması vardır diyor. Bakalım.
Göz bölgesi bir olan üzerinden geçerken orada kısa bir süre için rüzgar ve yağmur kesilir. Herhangi bir isim tanıması olmadığı için doğru seçeneğimiz burada Denizli olacaktır. Beşinci cümlede isim ve sıfat tanıması iç içe girmiştir diyor. Bakalım göz geçtikten sonra kasırganın diğer kanadı işte burayı istiyor. Kasırganın kanadı bir belirtili isim tanıması mıdır? Evet. Peki araya bir sıfat girmiş mi girmiş? Ne sıfatı girmiş? İşaret sıfatı girmiş. Dolayısıyla da isim ve sıfat tanıması iç içe geçmiş mi geçmiş? Yani Edirne'ye de ulaşabiliyoruz. Ulaşamadığımız seçenek Denizli olacaktır. Geldik 13. soruya. Bu şiirdeki altı çizili sözcükler arasındaki kurulabilecek olan anlam ilişkisi hangisidir diye sormuş. Sevgili gençler, gül kelimesi bildiğiniz gibi sesteş bir kelimedir. Yani bildiğimiz sesteş ya da bir başka deyişle eş sesli. Şöyle yazalım eş sesli. Veyahut da eş adıl atlılık diyeceğiz. Eş atlılık diyebileceğimiz bir kullanıma sahiptir. Yani yazılışları, okunuşları aynı, anlamları farklı olan gül kelimesi eş sesli, eş atlılık veyahut da sesteş diyebileceğimiz bir kelime olduğu için bu 13. sorunun cevabı o yıl için A şıkkı olacaktı. Sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi 2015 yılının da yine sınav sorularının eski Türkçe sorularının korkulacak düzeyde olmadığını, yani yapılabilecek düzeyde olduğunu bir kez daha kanıtlamış olduk. Önümüzdeki dersimizde 2016 yılının eski Türkçe sorularını çözmeye devam edeceğiz. İşte o dersimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık.